Zamanla birlikte yalnızca iklim değil, yaşam tarzları da değişiyor. Dünya kalabalıklaşıyor, kentleşme hızlanıyor, teknoloji gelişiyor. Modern dünyayı besleyen sanayi kolları da aynı hızla önem kazanıyor. Doğal kaynakların tehlikede olduğu bir dünyada yeni çözüm arayışlarına onlar da katkı veriyor. Taş Doğan, Yedek Parça İmalat AŞ. 1972 yılında kurulmuş, 1978 yılında faaliyete geçmiş. Rotbaşı, Rotil, Sabize Rotkolu, Çekikolu ve Çekikolu gibi araç altyapı sistemleri üreten bir firma. Türkiye'de bu konuda en büyük rot üreticisi durumunda. Proje kapsamında fosfat ve ısır işlem ünitelerinde iyileştirmeler yaptık. Buradaki en büyük kazancımız yeraltı kaynak suyu kullanımıdır. Yıllık 45 bin ton yeraltı suyu kullanıyoruz. Bunun bu proje kapsamında %30'u geri dönmüş oldu. Yani 15 bin tonluk bir öngörümüz var tasarruf anlamında. Diğer bir bu projenin katkısı atık su miktarımız minimize edilmiş oldu. En direkt olarak da enerji tasarrufu sağlamış olduk. Enerji tasarrufu da kuyudan çektiğimiz su miktarı azaldığı için ciddi anlamda bir enerji tasarrufu sağlamış olduk. Proje sayesinde DİTAŞ maliyetleri azaltırken ürün kalitesini artırdı. Elektrik ve kimyasal tasarrufu sağladı. Isıl işlemde kullanılan soğutma suyunun yaklaşık %95'inin geri kazanımı sayesinde su kullanımını ciddi şekilde azalttı. Geleceğe yönelik öngörülü yatırımlar söz konusu olduğunda başkentte geri kalamazdı. Ankara'da faaliyet gösteren Bosan, çevre dostu bir yüzey işleme prosesine geçerek kimyasal madde kullanımını azalttı. 1500 metrekare alandayız, 15 çalışanımız var. Endüstriyel boyama, metal kaplama, savunma sanayi ve havacılık sektörüne ve otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz. Boyama kaplama işlemi öncesinde yüzey hazırlamak için solvent kullanımımız vardı. Bu tip bir iyileştirme ile hem çevre açısından hem insan sağlığı açısından çok daha etkin bir çözüm üretilmiş oldu. Yapılan kaplama, fosfatlama sistemi gibi fosfat çamuru çıkarmadığı için çevreye çok dost. Aynı zamanda banyolar kontrollü kullanıldığı zaman da su tasarrufu çok iyi sağlanıyor. Sık sık dökmek gerekmiyor. UNIDO ve TTGV'den yaklaşık 25 bin dolarlık bir destek aldık. Makinamızı bu destekle aldık. Bizim de katkımız 5500 dolar civarında. Bir yılda daha az sürede geri döneceğini hesaplarımız gösteriyor. Projenin sonuçlarından çok memnunuz. Diğer firmaları kesinlikle tavsiye ederiz. Türkiye'de iklim değişikliğinin sanayiciyi doğrudan etkileyecek en belirgin sonucunun kullanılabilir su miktarının azalması olacağı öngörülüyor. Su, pek çok sanayi kolunda üretim süreçlerinin en önemli unsurlarından biri. Ekoverimlilik Temiz Üretim Programı, düşük maliyetli uygulamalarla önemli miktarda su tasarrufu sağlanabileceğini ortaya koyuyor. Şirketimiz 1948 yılında kurulmuş bir aile şirketi. Doğayla iç içe üretim yapan, doğayla iç içe yaşayan bir firmayız. Meysu bilindiği üzere Türkiye'nin ilk meyve suyu tesisidir. Aynı zamanda ilk meyve suyu markası da diyebiliriz. 2000 yılında Meysu'nun satın alma sürecinden sonra şirketimiz meyve suyu sektöründe özellikle tarladan nihai ürüne kadar olan tüm süreçte gerekli yatırımları gerçekleştirdi. Bunlara konsantre hattı ve meyve suyu üretim tesisleri olarak ikiye ayırabiliriz. Proseslerden çıkan 65 derece ve 70 derece üzerindeki sıcak suların kuleler vasıtasıyla soğutulup tekrar ana kuyuma geri dönmesiyle sağlanıyor bu proje. Biz bu projeyle ilgili olarak yılda 500 bin metreküplük bir su tasarrufu sağladık. Organize sanayine verdiğimiz, kanalizasyona verdiğimiz suların %95'ini biz şu anda geri dönüşüm, bu projeyle geri dönüştürüp tekrar kullanmaktayız. Elektrik enerjisinden tamamen tasarruf etmiş durumdayım. Su tamamen tasarruf etmiş durumdayım. Diğer fabrika ve firmalara tavsiye ederim. Temiz üretim, tasarruf, verim
ve kalite demek. Marine, füme ve derin dondurulmuş ürünlerde sektörün sayılı aktörlerinden olan Pak Yürek, temiz üretim projesi sayesinde yılda 30.800 metreküp su ve 15.000 kWh enerji tasarrufu yaptığı gibi yeni sistemle ürün kalitesinde de iyileşme sağladı. Şirketimiz Pak Yürek Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Mezzemarin markası altında su ürünleri üretimi yapıyor. Sektörde Türkiye'de birinci, ikinci sırada yer almaktayız. Dünyada da hatırı sayılır tesislerden birisi. Projenin maksadı su geri kazanımı üzerineydi. Dolayısıyla geliştirmiş olduğumuz projeyi uyguladık ve iyi sonuçlar aldık. Şu an itibariyle %60-65 arasında su geri kazanımı elde etmiş durumdayız. Bunun yanı sıra ayrıca elektrik enerjisi de tasarruf etmiş durumdayız. Artı ürün kalitesinde de iyileşme sağlamış durumdayız. Bu proje bize büyük bir motivasyon verdi çünkü ciddi kazanımlarımız oldu. Dolayısıyla enerji ve su geri kazanımı anlamında yeni projelerimiz olacaktır. Pak Yürek'te proje sayesinde %40'a varan yıllık su tasarrufu, firmanın varlık sebebi olan su kaynaklarına saygısının ve farkındalığının bir göstergesi. Örnek teşkil edecektir tabii ki fabrikamızda yapmış olduğumuz bu çalışmalar. Diğer şirketlere de tavsiye ederiz. Projelerin en önemli katkısı belki de 750 bin metreküp yıllık su tasarrufu olmuş olmasıydı. Ama bununla kalmıyor aslında. Hem enerji tasarrufu var, ürün kalitesinde iyileşmeler var. Bu uygulamaları gören diğer sanayiciler, bunlara bakarak insanlar evet bunlar Türkiye'de yapılmış, yapılabilir ve ben de bunu yapabilirim belki diyecekler. Bundan sonraki çalışmaların proje bazlı değil, ulusal bir program çerçevesinde ve sürdürülebilir bir sistem içinde yürümesini umut ediyoruz. Dolayısıyla proje ekibi olarak en büyük beklentimiz bununla ilgili altyapının oluşturulması ve ilgili kurumlar arasında işbirliği içinde çalışmaların devam etmesi. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı sorumluluğunda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen Eko Verimlilik Temiz Üretim Programı 6 fabrikada geleceğe yatırım yaptı. Düşük maliyetli yatırımlarla 6 firmanın toplam su tüketimi azaltılarak yılda yaklaşık 750 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu rakam 20 bin kişilik bir kasabanın bir yıllık evsel su tüketimine eşit. Firmaların kimyasal madde kullanımları, elektrik ve nakliye masrafları azalırken rekabetçilikleri, farkındalıkları, ürün ve üretim kaliteleri arttı. Edindikleri teknik bilgi ve deneyim, sanayide iklim değişikliğine uyum çalışmalarının ulusal çapta örneği oldu. Türk sanayi sektörünün temsilcileri, ortak akılla iklim değişikliğine uyum yolunda büyük bir adım attı. Onlar, küçük değişikliklerin bile büyük geri dönüşler sağlayabildiğini, çevreye saygılı, verimli, temiz bir üretim için yeniliklere açık ve öngörülü olmanın yettiğini gösterdi. Onlar için bugün güneş daha farklı batıyor. Çünkü onlar artık yarına hazırlar. Ya siz?